Beşar Esad demiş ki sevgili arkadaşlar, Türkiye'den Suriye'ye bayram ziyaretine gelen hiçbir vatandaşımızı Türkiye'ye geri göndermeyeceğim. Bütün yetkiyi İçişleri Bakanımıza verdi. Şimdi Esad'a buradan diyeceğim ki ya onlar senin kontrol ettiğin bölgeye gelmiyorlar ki. Onlar senin kontrol ettiğin bölgeye gelmiyorlar. Senin kontrol etmediğin ülkenin üçte ikisini kontrol edemiyorsun. Üçte ikisi kontrolünde değil. Yok, gaza bakar mısın? Türkiye'den bayram tatiline gelenler için İçişleri Bakanıma talimat verdim, geri göndermeyeceğim demiş. Kontrol ettiğim bölgelerde değiller. Benim bildiğim. Yanılıyorsam bilmiyorum. Yani kısacası sevgili arkadaşlar, Beşir Esad hayal görmüş. Sen önce ülkenin topraklarındaki otoriteni sağla, ondan sonra onu yaparsın. Adnan Oktar'ın bir ifadesiyle şey yapacağım arkadaşlar. Bakın Adnan Oktar'ın kime çalıştığını daha iyi anlamanız için müthiş bir ifadesini mahkemede yapmış olduğu ifadeyi vereyim size. Ekrana paylaşayım. Bakın ne diyor. Bilmiyorum yani bu söylemediğim bir şey ama söyleyeyim. Diyorum ki ben Siyonizm, Siyon İslam alemidir, İslam Müslümanlıktır. Moşiyah Mehdi de Müslümanların içinde çıkacaktır. Dolayısıyla ben Siyonizm sorununu da ortadan kaldıran bir açıklama yapıyorum bundan. Yani Müslümanlıktır Siyonizm diyorum. Moşiyah Mehdi de Müslümanların içinden çıkacaktır diyorum ve böylece bu tehlikeyi kökten ortadan kaldıran bir açıklama yaptım. Bilmiyorum yani bu söylemediğim bir şey ama söyleyeyim. Diyorum ki ben Siyonizm, Siyon İslam alemidir, İslam Müslümanlıktır. Moşiyah Mehdi de Müslümanların içinde çıkacaktır. Dolayısıyla ben Siyonizm sorununu da ortadan kaldıran bir açıklama yapıyorum bundan. Yani Müslümanlıktır Siyonizm diyorum. Moşiyah Mehdi de Müslümanların içinden çıkacaktır diyorum ve böylece bu tehlikeyi kökten ortadan kaldıran bir açıklama yaptım. Bilmiyorum yani bu söylemediğim bir şey ama söyleyeyim. Diyorum ki ben Sevgili arkadaşlar, yani Adnan Oktar görüyorsunuz değil mi? Adnan Oktar, Siyon İslam alemidir. Moşiyah Mehdi de Müslümanların içinden çıkacaktır. Siyonizm Müslümanlıktır. Kime çalıştığını daha iyi anlayabilmeniz açısından kolay. Özellikle Kayahan söylemiş, diyor ki şu federasyonun milli maç için götürdüğü kafileyi de konuşun. Dün konuştuk arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. 600 küsur kişi götürmüşler. Gelişmiş ülkeler 40 kişi 50 kişi götürürken bizimkiler 630 mu 613 kişi mi götürmüşler ne? İçerisinde 38 tane gazeteci var. Diğerleri kim diye merak ediyorsanız, aile fertleri değillerse hiçbir şey bilmeyin. Ne olursa sevgili arkadaşlar, devletin malı deniz, yemeyen domuz arkadaşlar. Esat böyle konuşmaz diyorsunuz arkadaşlar. Önce onu söyleyelim. Esat'ın bu açıklaması kendi iç siyasetine yönelik bir açıklama, ama şunu özellikle söyleyeyim. Türkiye'den gidenler Esat muhalifleri arkadaşlar. Onun zaten Esat'ın kontrol ettiği bölgeye gitmeleri mümkün değil. Önce onu söyleyeyim. Ben kendi açımdan görüş olarak ifade ediyorum bunu. Onlar zaten Esat'ın kontrol etmediği bölgelere gidiyorlar. Onu da özellikle ifade etmek isterim. İsmail Saymaz yok mu demiş. Furkan vallahi yemin ediyorum arkadaşlar. Şimdi başka gündemimizde ne var? Bu adalarda bir kriz var biliyorsunuz arkadaşlar. Adalarda elektrikli araba meselesi. Adalar direniyor. Adalar direniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adalarda toplu taşıma hizmeti veriyor. 38 ilçede de verdiği gibi adalarda da vermek istiyor. Yasal zorunluluk diyor bu hizmet. Yaz aylarında günlük nüfusu 60 bin bulunan adalar için bir ihtiyaç. Kış aylarında dezavantajlı. Ada sakinleri için olmazsa olmaz. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararıyla adalardaki faytonları kaldırdı.
Zaman kaybetmeden toplu ulaşım için 40 adet 13 kişilik elektrikli L sınıfı tezili araç ile toplu taşıma faaliyetlerine başlandı. Ancak bu araçların lisans süresi doldu. Bu kez de 12 farklı ülkede kullanılan Aselsan ve Karsan'ın ortak üretimi olan lisanslı elektrikli güvenlik donanımına sahip yeni araçlar hizmete alındı. İşte bunların alınması üzerine adalar halkı direnmeye başladı. Polis gözaltılar aldı. Dün büyük bir protesto gösterisi yaptılar. Ve İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmeti geçici olarak askıya aldığını söyledi. Anlayamadığımı söylemek isterim sevgili izleyiciler. Adaları bilenler biliyor mu? Biliyorsunuzdur mutlaka. Ama bu kıyametin kopmasını da anlamadığımı ifade etmek isterim. Burada ne olsun? Bisikletle olsun, araba olsun. Zaten elektrikli araçlar arkadaşlar. Yani şimdi adalar halkı büyük bir protesto gösterisi düzenlediler pazar günden itibaren. Ve dediler ki, bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne adalarda yollarımıza sığmayan, yaya ulaşımına kapatan, kirpilerimizi, kedilerimizi, köpeklerimizi ezen minibüs ucubelerini bize zorla dayatmaya çalışıyor. Bununla da kalmıyor. Adaların yürüyüş yollarını otoyollara çevirecek hazırlıklar yapılıyor. Adalarda ulaşım konusunda müzakere özürlü bir süreç yaşanıyor. Büyükşehir yöneticileri iş buna itiraz olan adaları şiddet kullanarak gözaltına aldırmaya kadar vardırdı. Ülke tarihinde ilk defa ulaşımla ilgili bir kararı kabul etmedikleri için adalılar gözaltına alındı, şiddet gördü. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nden bu kararı gözden geçirmesini ve adaları savunan insanlardan özür dilemesini talep ediyoruz diye talepte bulundular. Ve o protesto gösterileri üzerine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi sevgili arkadaşlar adalardaki elektrikli araç olayını geri çekti. Anlayamadığım bir olan şu, elektrikli araç bunlar sevgili arkadaşlar. Buna niye karşı çıkılır? Anlamak mümkün değil. Bu gerçekten anlamak mümkün değil. Anlamadığımı ifade edeyim. Ama sadece bir not söyleyeyim. Bir gün ruhban okulu açılırsa oralarda, adalarında neler yaşanacağını da hep beraber göreceğiz. Ve hangi pazarlıklarla açılırsa neler yaşanacağını da daha da ileri gideyim. Bu elektrikli araç meselesi bir kenara bırakın ama ruhban okulu açıldığında adaların nüfusunun ne olacağını, ne olabileceğini de bir aklınıza getirin. Lütfen uluslararası olarak da bu gerçeği de anımsatmak istiyorum. Ve benim sadece bildiğim tek bir şey var sevgili arkadaşlar. Hangi adaya adamız mı kaldı demiş Karahantepe. Özellikle bu akşam şeyle beraber söyleyin Menduh Bayraktaroğlu, Ferit Atay ve Doktor Kerem Arda ile beraber gündemi konuşacağız. Tahmin ediyorum Özgür Özel üzerinden Menduh abiyle yine iyi tartışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Aynı bakmadığımı biliyorum sevgili arkadaşlar. O açıdan lütfen akşam da bizi yalnız bırakmazsanız seviniriz. Dün akşam çok ilginç bir şey yaşandı. Oytun Hoca ile yayına girmeden yaklaşık bir 3 saat kadar önce dedim ki Oytun Hoca bayram nedeniyle hani program yapmayabiliriz. Bu akşam program yapalım mı? Yapalım abi dedi. Tabii biz de programı kurduk. Ulan telefon ediyoruz yok. Mesaj atıyoruz yok. Programı açmak zorunda kaldık. Aradan oldukça 10 dakika geçti. 20 dakika geçti yok. O ara bir izleyicimizin uyarısı üzerine aklımıza da benim de aklıma şey geldi. Hamza'yı çağıralım bari. Hamza ile en azından bu programı kurtaralım diye. Hamza yardımcı olun aradım. Sağ olsun hemen küt diye canlı yayına geldi. Onun da interneti sorunluydu. Tabii gece saat 12'den sonra 00'dan sonra Oytun Hoca arıyor beni bir taraftan. Mesajlar atıyor. Ben de bakamıyorum. Bebek Rudin uyuyor. Neyse sabahleyin aradım. Oytun Hocam neredesin? Dedi ki ya Ali abi laboratuvara girdik öğrencilerimle. Sen laboratuvara girdikten sonra unut programı dedi. Sonradan aklıma geldi. Çok özür diliyorum dedi. Neyse yani diye yapılacak bir şey yoktu. Kısacası dün akşam Oytun Hoca programı unuttuğu için laboratuvarda sevgili sıçanlarına daldığı için programa gelmedi. Biz de uyumamış arkadaşlar uyumamış. Şey yapmış söyleyin lütfen. Laboratuvara girmiş öğrencileriyle. Unutmuş orada. Neyse hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Akşam saat 22.30'da.
Kafaya çekmemiş arkadaşlar. Boytun Hoca'ya 4 hafta yayın cezası gelsin arkadaşlar. Aynen, sıçanlarıyla. Sıçanlarına da almış. Neyse, kendinize iyi bakın. Hepinize yine iyi bayramlar sevgili izleyiciler. İyi ki varsınız. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akşam görüşmek üzere.